Sonunda Allah yüzümüze güldü. Sütler için çok ciddi bir müşteri yakaladık. Mail atmış. Ciddi olduklarını nereden biliyoruz abi? Sus, araya salata yapma. Anlatsın. İzmirli büyük bir firma. Ya ne konuşuyor bunlar ya? Adam sütlerin tamamına talip. Üstelik organik olduğu için litresine tamı tamına 1 lira 75 kuruş veriyor. Litresine 1 lira 75 kuruş verirlerse 1 litre 1 lira 75 kuruş 3 ton kaç para ediyor la? Şşt, uğraştırmadan söylesene hadi. Yaklaşık 5000 TL abi. 5250. Vallaha mı gül? Vallaha gül. Yarın sabah merkezde lüks bir otelde randevu verdiler. Deme ya. Hayt be. Mustafa abi sen bu işi biliyorsun. O zaman ne yapıyoruz? Yarın sabah otele gidip bu işi bitiriyoruz. Bitiriyoruz. İş bitirici kardeşler, iş başında. Abi ben yerimde duramıyorum. Halaya duralım. Lay lay lay. Otel mi dedi bunlar? Allah, Anadolu gibi geldi. Nurcan, duydun mu otel diyor kız? Evet, duydum. Yarın sabah lüks bir otelde buluşuyoruz, bu işi bitiriyoruz dediler. Yılcan, ben bunu yılcan. Bağırma, delirdin mi sen? Tamam, kızlar. Kendine gel sakin. Nuriye, gelin benimle. Çabuk, çabuk. Yapma. Ya. Çok çabuk. Kız, bıraksana bak. Ya bıraksana. Şimdi bir olacağım. Ben bunu yapma. Şişt, bırak, dur. Ben de senin yolacağım şimdi Sevda. Tepinme. Tepinme böyle. Ya, dinle beni. Mantıklı davranmak zorundayız. Çünkü ben bunca yıldır Mumu ile evliyim. Ne önümden ne de arkamdan dolap çevirdiğine tanık olmadım. Yanılıyor olabilir miyiz? Onu anlamamız lazım önce. Ya yani sen Mumu'nun iflas ettiğini, sıfır tükettiğini biliyor muydun? Meryem'le nikahtan döndüğünü. O konular başka şekerim. Ay ben vallahi Halil'e konduramam. Ama sonuçta erkek milleti. Yani şeytana uyabilir tabii. Valla ben de Seyfo'ma şey etmem ama yani otel falan dedi ya. Yani bunlar var ya kesin gıllıgışlı işler peşinde kesin. Önceki hedefimiz. Bunlar ne konuştular? Aralarında ne kutladılar? Otel dedikleri yer neresi? Orada ne yapacaklar onu öğrenmek. Aynen. Yenge baklı. Yani sonuçta günah almak da var değil mi? Ay evlerden bırak vallahi ya. Şimdi şekerim, siz kadın erkek ilişkileri konusunda bana güvenin. Bunlar odalarına geri döndüklerinde 3 maymun oynayacağız, tamam mı? 3 maymun mu? Ne kız? Nasıl bir oyun bu? Kızım oyun değil, 3 maymun bilmiyor musun? Görmedim, duymadım, bilmiyorum. Ay yengem safa yatacağız diyor yani. Süpersin Nuriye. Şimdi hepimiz kocalarımızın ağzını yoklayacağız ama çaktırmadan. Böyle ne sinirli ne kinayeli, böyle habersizmiş gibi, tamam? Ne işe yarayacak bu? Şöyle, sabah bir araya gelince bunların gece anlattıklarını analiz edeceğiz. Eğer üçü de aynı şeyi söylüyorsa sorun yok demektir. Ya böyle ters olursa? Üçü de ayrı telden konuşursa? Ha? Ona o zaman karar vereceğiz ne yapacağımıza, tamam? Kapış? Geliyorlar! Çok iyi. Bunlar çok iyi. Çok fena bombalayacağız. Çünkü daha mutlu tutulsun bazılarının. İyi eğlendik de babaannele benim Sevda baykuş gibidir şimdi. İşin yoksa adaya gelince hesap ver. Neredeydin, ne yaptın? Gagalamasa bari. Şimdi öncelikli olarak babamın Meryem'le alışverişi kestiğimizi, dolayısıyla yeni müşterilerle anlaşmaya oturacağımızı bir süre daha bilmemesi gerekiyor. Olur da yarın adamlarla anlaşamazsak babam yıkılır. Vallahi doğru diyorsun ha. Allah korusun yeni bir enkaktüs geçirebilir.
Bu sebeple yarın toplantının sonucuna kadar hanımlarımıza bu konudan hiç bahsetmiyoruz. Çünkü anlatırsak babama ağızlarından kaçırabilirler. Tamam da odaya gidince hatunlara ne diyeceğiz? Nasıl izah edeceğiz dışarıda ne konuştuğumuzu? Şunu diyeceğiz, iyi dinleyin. Kültür heyetiyle ilgili yeni, önemli, acil bir gelişme oldu. Adamlardan aniden mesaj geldi. Bunların büyük bir projeleri daha varmış. Onu konuşmak için toplandık. Ailemiz için çok önemli deriz, geçiştiririz. Bence uygundur. Yalnız ben toplandık kelimesini kullanmayayım. İstişare ettik dersem daha inandırıcı olur. Ben ne desem olur? İşin ucunda para deyince Sevda'nın zaten aklına başka hiçbir şey gelmez. Tamam, hadi dağılalım artık. Akıllı olun, tamam mı? Akıllı olalım. Hadi, hadi hayırlı akşamlar. Sen uyumadın mı daha? Uyumadım, seni bekledim. Ne konuştunuz? Yani ne konuşacağız öyle? İş işte, ne olacak? Ne işiymiş bu saatte? Önemli herhalde. Baştan ben de önemsiz zannettim. Emir kuluyuz ya, çağırdılar gittim. Ama gerçekten önemliymiş. Halil, sen beni seviyor musun? Hayda, nasıl bir soru şimdi bu? Hatta bu bir soru mu? Yani artık benden başkasını sevemezsin değil mi? Nuriyem, sana bir şeyler mi oldu ya? Ortak mı gördün? Gece gece kafayı mı sıyırdın sen ya? Evet baba, annem demince kulyabaniye kovaladı. Kız sen ne diyorsun, ne kulyabanisi? Babam dedi ya atlaklığını gördüm diye. Şişt, dur! Ya çabuk! Bak çağıracağım şimdi gulyabaniye. Ya! Ya Nuriye! Kara kuzumun kafasına niye hurafeler sokuyorsun? Gulyabani nedir ya? Ay kızıma ne deyip ne demeyeceğimi sana mı soracağım? Sen anlat bakalım abimlerle ne konuştunuz? Ha, şu heyetle ilgili çok büyük bir projeleri varmış. Bizimle çalışır mısınız dediler. Bak ama çok gizli. Kimse duymasın, tamam mı? Heyetle, yani bu akşamki adamlarla yarın istişare var. Şimdi benim dinlenik olmam lazım, tamam mı? Hadi ben yatıyorum, iyi geceler. Hop hop hop, nereye? Ha, tamam ya. Gel. Sağdan değil mi? Evet. Tamam, hadi. Ha, özür dilerim. Halil. Ha. Son bir şey soracağım. Ha. Siz bu heyetle nerede buluşacaksınız? Şeyde buluşacağız. Şeyde. Vilayet binasında buluşacağız. Vilayet binası. Pastane. Hangi pastanede? Pastane işte ya. Lüks bir pastane var ya Muğla'da. Hatta seni de götürmüştüm hani nişanlıyken. Hatırladın? He, bildiğimiz pastane. Hani bu aşıkların buluştuğu ha? Evet ama o eski bildiğimiz aşıkların buluştuğu pastaneler devri çoktan kapandı. Artık iş adamlarının buluştuğu bir yer pastaneler. Ya pastanede toplantı mı olur ya? Spengile yenilen yerde. Cahil, neden olmasın? Şimdi herkes toplantıyı pastanede yapıyor. İnternet falan da beleş ya. Dizilerde de falan görüyoruz ya hani. Ya böyle bayağı koca koca CEO'lar. Efendime söyleyeyim, bro krolar, böyle ciro krolar, hep oralarda yapıyor toplantıyı. Bu yer böyle otel falan olmasın sakın ha? Otel mi? He. Ya ne oteli Allah aşkına, bir toplantıya gideceğiz, tertip yatıp uyumağa değil, Allah Allah. Heyetle işte ya, dört tane adam. He? Dört tane adamla niye otelde buluşalım? Tövbe tövbe, etin akıdıya bak. Ya demek heyetle otelde buluşacaksınız öyle mi Mumu? Evet canımın içi. Bayağı büyük bir ihale gibi geliyor bana. Çok para kazanabilirim. Çok heyecanlıyım. Paranın kokusunu alıyorum. Yani paranın kokusunu almak iyi tabii. İnşallah bu paranın kokusu bizi İstanbul'a da götürür Mumu. Ne dersin? Bence de. Bu yüzden yarınki toplantı çok önemli hayatım. Eski hayatımıza dönüş yolunun ilk bileti olabilir. Tamam aşkım, tamam anladım ama ben hala o devlet erkanı heyetin neden lüks bir otelde bir toplantı verdiğini anlamıyorum. Yani bunların böyle devlet binaları falan yok mu Allah aşkına?
Artık bildiğin gibi değil. Mantalite çok değişti. Böyle çalışıyorlar. Tabii. Hadi artık yatalım. Sabah erken kalkacağım. Hmm.